Milliyetçi Hareket Partisi'ni bugüne kadar hep vatan millet Sakarya olarak görenler, ilk şamarı sizlerin de katkılarıyla hem kalabalık, hem heyecan, hem içerik olarak Aydın Kapalı Spor Salonu'nda proje tanıtımında gördükleri gün darmadağın oldular. Ülkücülere güven geldi, camiaya güven geldi, camia dışındakiler de parmaklarını ısırdılar. Rakiplerimiz de yerle bir oldu, AKP halen proje açıklayamıyor, sanki açık artırmaya girmiş gibi biz 5 yıl sonunda 18 ile 20 bin kişilik istihdam yaratacağız dediğimizde ihaleye çıkmış gibi hayal olarak 65 bin kişilik istihdam yaratacağım diyor. Ortada ne proje var ne de bir şey var. Öteki baktı 2009'dan 2014'e kadar söz verdiklerini gerçekleştirememiş. Biz meydanlarda bunları söylemeye başladığımız için döndü benimle polemik yapmak istiyor. Eleştirdiğimiz projeleri sanki çok bilgiçmiş gibi bir şeylerle eleştirmeye başlıyor bizim eleştirilerimizi. Biz garajı eleştirdik. Yer seçiminin yanlışlığını, projenin yanlışlığını 2009'da vaat ettiğiyle bugünkü gerçekleşenin hiç alakasının olmadığını söyledik. Ve polemik yaratmak için bir şeyler söyledi. Dedi ki, garajı eleştirenler garajın yerini bilmiyorlar. Ben de dedim ki benimle polemiğe girme. Garajın yerini Aydın'da öğrenebilmek için garajın yerini bilmeye gerek yok. Burnu sağlıklı nefes alan nefesi çeksin. Pis kokular onu nereye götürüyorsa garaj orada. Zemin sağlamlaştırması için 6 trilyon liraya yakın para harcandı. Garajın çevresindeki pis kokuları gidermek için daha garaj açılmadan 700 milyar lira harcandı. Ve harcamaya devam edecek. Koku sadece bu değil ki. Pis kokudan